28'i rütbeli 62 asker hakkında ağırlaşılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianamede şok detaylar yer aldı. Şimdi başsavcılığın onayladığı iddianameye göre darbeci askerler halkı bombalayacak uçuşların iniş kalkışını koordine edebilmek için stratejik öneme sahip Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmek istedi. Ancak halkın direnişi bu hain planı bozdu. İddianamede darbeci askerlerin Erdoğan'ın televizyondan halkı sokağa çağırmasının ardından sıkıntı oluştu ifadesiyle Albay MD'nin WhatsApp grubundan verdiği "mukavemet olursa halka ateş edin" talimatı da yer aldı. İddianamede Giresun'da 5 Temmuz günü geçirdiği kazada eşi ve kızını kaybedip kendi ağır yalanan Tuğgeneral Mustafa Doğru'nun darbede Akıncı üssünü yönetecek isimlerden biri olduğu kaydedildi. Rütbeli askerlerin ise 12, 13 ve 14 Temmuz'da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Tuğgeneral Özkan Aydoğdu yönetiminde darbe toplantısı yaptığı belirlendi. Darbeciler yurtta sulh WhatsApp grubunu burada kurmuş. 3 gün boyunca darbe toplantısı yaptıkları da yine iddianamede yer almış. İddianamenin detayları da Akşam Gazetesi'nde iç sayfalarda sizleri bekliyor dedikten sonra...